Evet, Pamukkale TV izleyenleri, bugün Demokrasi Meydanı programıyla daha karşınızdayız. Birbirinden farklı konu ve konuklarla sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Bugün yine farklı bir konuğumuz var stüdyolarımızda. Pınarkent muhtarımız Özlem Çağlar hanımefendi. Tabii Deniz'de sayısı az olan, nadir olan kadın muhtarlarımızdan bir tanesi. Başarılı bir şekilde çalışmalarını orada sürdürüyor. Tabii kamuoyunda da bu göze yansıyor. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben biraz hızlı bir şekilde girmek istiyorum programımıza. Özlem Çağlar kimdir? Bize kendinizi anlatabilir misiniz? Tabii ki. Özlem Çağlar 1987 doğumlu, Afyonkarahisar'da dünyaya geldim. 14 yaşındayken Denizli, Pınarkent'e taşındım. Yıllar sonrasında tekstil deneyimimden sonra Pınarkent'e muhtar adayı oldum. Evliyim, iki kızım var. Biri 14 yaşında, birisi 3 yaşında. Bu şekilde mahallemizde yaşamaya devam ettik. Hala devam ediyorum. Peki muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl bu yola adım attınız? Muhtar olmaya şöyle karar verdim. Ben zamanında çalıştığım ortamlarda da genelde işte işçi temsilcisi, sözcüsü olarak böyle belli bir kademeye kadar geldim. Mahallemde birçok eksik gördüm. Yıllarca çocukluğumdan itibaren orada yaşadığımdan dolayı. En son arkadaşlarıma dedim ki ben burada bu başarıyı aslında mahalleme de yansıtmak istiyorum. Eşime söyledim. Ben muhtarlığa adaylığımı koymak istiyorum diye. Sağ olsun en büyük destekçim oldu. Beraber çalıştık. Çalışmamız esnasında da hatta dedik hani sandıktan ikimizin oyu çıksa bile girelim deneyelim. Ama baktım ki bir kar topu büyüklüğünde insanların sevgisi, güvenleri oluşmaya başladı. Ve bu bizi daha fazla böyle heyecanlandırdı. Bunun doğrultusunda bir 5 yıllık muhtarlık sürecine de gelmiş olduk. Güzeldi yani, hayal gibi. Şimdi biz Pamukkale TV olarak, Demokrasi Meydanı programı olarak pozitif ayrımcılık yapıyoruz kadınlarımıza özellikle. Bunun için zaten sizi konuk etmek istedik. Peki yadırgan oldu mu önce? Yani kadından muhtar olur mu, aa diyen falan oldu mu size? Ya şöyle, aslında olmadı ama ufak tefek işte kendi çevremdekiler hani olur mu acaba? Nasıl bakılır diye düşünürdü. Ama ben hep şunu dedim, Rabbim gerçekleştirmeyeceği hiçbir şeyin hayalini kurdurmazmış. Olmadı mı ben ilk başta kendim de dedim. Yani insanlar bana güvenebilir mi acaba? Çünkü bir kadınsın, daha minyon tipli bir insansın. Ama oluyormuş yani, gördüler ama çok büyük böyle inanılmaz tepkiler hiç görmedim. Aksine 7'den 70'e, küçüğünden büyüğüne kadar çok büyük destek aldım. Peki mesela evden çıkıyorsunuz, evde de annesiniz. Yani iki tane çocuğunuz var, eşiniz var, onlarla da bakmak zorundasınız. Kocaman bir mahalleniz var. Nasıl olur? Biraz böyle günlük yaşamınızdan bize bahseder misiniz? Nasıl başlıyorsunuz güne? Şöyle söyleyeyim, hani pozitif ayrımcılık dediniz, bizim de erkeklerden, hani kimse yanlış anlamasın lütfen. Beyin olarak çok farklı çalışıyoruz. İşte çocuğun, eşin sorumluluğundan tutun da konunun, komşunun sorumlulukları bile bizim beynimiz biraz daha farklı çalışıyor. Biz bu tempoya zaten alışkınız. Hani ben muhtar olmadan önce de yine bir işle uğraşıyordum. Yine evim, çoluğum, eşim vardı. Bir şekilde yapıyorsun. Bu tempoya inanılmaz ayak uyduruyorsun. Hafta sonlarını hiç sevmiyorum. Çünkü böyle bir monoton, hani benim bir şey uğraşmam gerektiğini düşünüyorum. Ben yine sokaklardayım. Yine muhtarlığıma az da olsa bir gidiyorum. Hafta sonları da bir uğruyorum. Ben tempoyu seviyorum. Evde annesiniz, dışarıda muhtar. Evet. Peki mesela sabah geldiniz muhtarlığa. Sizi neler bekliyor orada? Ben bu muhtarlığa karar verdiğimde de işte insanların en çok beklentisi şuydu. Muhtarı yerinde bulamamaktan şikayetçilerdi. Ben muhtarlığı ilk aldığımda çok kullanılmadığından dolayı harabe bir durumdaydı. İlk önce orayı kendi yuvammış gibi temizleyip bakımını yaptırdım. Her sabah gittiğimde bir kişi de olsa beni bekleyen oluyor. Muhtarlığı ilgilendiren ya da ilgilendirmeyen ne olursa olsun bir günaydın diyebileceğim, o sokaktan çıkıp da o selam vererek tanınıyor olabilmek çok muazzam bir şey. Küçücük bir çocuk da geliyor, aa muhtarım hoş geldiniz, işte benim şu sıkıntım vardı, bu sıkıntım vardı ya da ben böyle böyle bir şey istiyorum, çikolata fabrikası istiyorum diyen çocuk geldi bana. Peki ne cevap verdiniz? Ben de çok isterim dedim. Tabii çikolata sevilmeyecek bir obje değil. Tabii şimdi muhtarlığı devam ettiriyorsunuz. Peki
Sizi en çok ne yoruyor? Beni en çok mahallenin kozmopolitik ve dağınık olması yoruyor açıkçası. Şimdi 4 hatta 5 bölgeden oluşuyor Pınarkent. Atmaca, Şahinler, Siteler, Koyuneliler, Çömleksaz. Bunların da kendince yine farklı farklı problemleri, sorunları olabiliyor. Mesela Şahinler bölgesinde ne yazık ki imar açılmamış, her yer tarla, yol yok. Doğalgaz bir şekilde geldi ama yol olmayan hiçbir yere ne yazık ki hizmetle gidemiyor. Açıkçası biz bu konuda çok müzdarip olduk. Sitelerin bambaşka hani bir şeyi var. İşte sosyal yaşam alanları çoğalsın diye düşünülüyor. Çünkü çalışan kesim. Hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan insanlar da var. Herkesin farklı farklı. Yine dediğim gibi tek bir sorun ya da problem değil mevzu. Toplumun her kesimi var. Her kesim var. Kozmopolitik bir mahalleyiz ve ben bundan aslında çok keyif alıyorum. Her kültür, her insan. Her renk. Her renk ve herkes birbirine aslında çok güzel değerler katıyor. Tabii sizin orada inanç farklılıkları da var. Yani bir cemevi de var bildiğim kadarıyla. Nasıl inanç özgürlükleri yaşanabiliyor mu istediğiniz şekilde? Tabii ki. Yani ben şunu çok güzel gözlemledim. Zaten hani kurucusu denildiği zaman aslında Tunceli, Sivaslı, işte oranın yerlisi, Afyonlusu hepsi bir anda gelmişler. Benim sohbet ettiğim insanlar da bunlardan yıllar önce gelip doğup büyümüş, hatta torunu torba sahibi olmuş ve şu anda o kadar güzel bir ahenge kavuşmuşuz ki. Evet, camimiz de var, cemevimiz de var, cenazelerimiz ortak olabiliyor, yemeklerimiz. Herkes kendine çok böyle saygın bir şekilde o çizgiyi koruyabiliyoruz. Siz Pamukkale Belediyesi'ne bağlısınız. Peki nasıl, Pamukkale Belediyesi'yle ahenginiz iyi mi? Ben hep şunu söylüyorum, hani siyasi gözle değil de ikili ilişkiler çok önemli, çok kıymetli. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir üslupla istenildiği zaman aslında her şey olabiliyor. Evet, bürokrasi girdiği zaman işin içine süreç uzayabiliyor. Engeller çok fazla çıkıyor ama ben engelleri de seviyorum aslında. Her şey böyle tak 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 hazır, hadi buyur olsun denildiği zaman ben bir başarı elde etmiş olmuyorum aslında. Bugüne kadar hiçbir kurumla sıkıntı yaşamadım. O ahengi onlarla da yaşadık, sağ olsunlar, desteklerini de esirgemediler. Deniz'de böyle öne çıkan Siteler Mahallesi muhtarımız da var, Derya Hanım. Siz de varsınız. Ben sosyal medyada da görüyorum sizleri. Örneğin mesela siz Pınarkent Mahallesi'nde bir sorun çözüldüğünde gidiyorsunuz oraya, resim vererek işte burada yaşanan sorun şuydu, şu şekilde çözüldü diye. Oradan da sanırım aktarıyorsunuz değil mi mahalle sakinlerine? Tabii hani bir taraftan aslında biz de yanlış anlamayın gazetecilik gibi herkes oluyor. Herkes gazeteci oldu ama o konuda sıkıntı yok. Paylaşımlar, sonra... bir de şey hani canlı yayın açıldığı zaman da aslında iyi oluyor. Şimdi bir sorun var, atıyorum bizim su problemlerimiz ne yazık ki çok fazla olmaya başladı. Sular kesildi, hani tamam aranıyorum ben nedir ne değildir ama bir taraftan da orada yerinde görüp de doğru bilgiyi vermek çok kıymetli benim için. Orada da küçük bir işte video, fotoğraf, işte şunu yaptık, bunu yaptık. Bu da insana aslında bir taraftan da gaz da veriyor. Hani benim yaptıklarım, benim başardığım şeyler bunlar diye. Peki WhatsApp gruplarınız falan var mı mahallede? WhatsApp grubu yok ama Pınarkent'teki birçok insanın telefon numaraları mevcut olduğu için ben bir durum paylaştığım zaman birçok ağa ulaşıyor. Hatta ben şunları da yapıyorum bu aralar. İşte iş arayan, işçi arayan, kedisi köpeği kaybolan, onları da sosyal ağımda paylaştığım zaman, hatta yardımlar konusunda da öyle, çok büyük kitlelere ulaşabiliyor. Nasıl dönüş oluyor mu? Bir etkileşim oluyor mu? Çok fazla. Mesela ben ilk muhtar olduğumda kullanılabilir durumdaki eşyaları alıp ihtiyaç sahiplerine iletme konusunda bir projem vardı. Sıkıştığım noktada ben bir paylaşım yaptığı zaman aslında güzel olanı, en güzel olanı bana güveniyor olmaları. Bir sürü telefon yağıyor. İşte muhtarım bize şu var, yardımcı olabiliriz. Maddi destek de sağlayabiliriz diye. Gerçi ben maddi destekleri çok almak istemiyorum açıkçası. Bundan 5 yıl önce ne vaatler vermiştiniz halkınıza? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Peki neler yaptınız bu süreçte? Şöyle söyleyeyim. Ben ilk muhtar olmaya karar verdiğim an broşürlerimde de vardı. Muhtarlığımı 7/24 açık olacak. Yani ulaşılabilir bu muhtar olacağım dedim. Herkes ulaşabildiler. Doğalgazın gelmesini sağlayacağım dedim. Doğalgazımız geldi. Daha sonra işte parkların yapımları vesaire bilmem ne vardı. Bankamatik sözüm vardı. Şu anda özel bir bankamatik mevcut. Aslında ben verdiğim birçok sözleri yerine getirdim. Ufak tefek olmayan durumlar oldu. O da bürokrasiyi çok bilmediğimden kaynaklandı aslında.
Neler yaptık? Bankamatik geldi. Doğalgaz sıkıntımız çözüldü. 18. madde imar planımız kısmen bitti. İkinci pazar yerini kurduk, açık pazar yeri. Çünkü insanlar çalışan kesim olduğu için hafta sonu pazara gitmek inanılmaz külfet oluyordu. Hafta içi pazar yerimizde sadece perşembe günleri oluyor. Çalışan kesim yine gidemiyordu. İkinci pazar yerini açtık, açık pazar yeri. Aynı zamanda oranın toz topraktan da kurtulmalarına neden oldu. Çiftçilerimiz için kartlı su dolum noktası yaptık. Traktör vizelerini farklı bölgelere değil mahallemizde olsun diye şey yaptık. Hatta yine Mart ayında yine gelecek, kayıtları almaya başladım. Çocuklar için kurslar düzenledik. Atıl durumda olan belediye binasını şu anda sosyal yaşam merkezi, aynı zamanda yine kadınlara yönelik bir kooperatif oldu. Kurs merkezi oldu. Sosyal yaşam alanı olarak da faaliyete geçecek. Yani aklıma gelmeyen o kadar çok şey var ki aslında bir taraftan da. Çok aktifsiniz, biz görüyoruz da tabii hemen hadi deyince insanın aklına gelmiyor. Unutamıyorum hani, evet. Unutuyorum şey böyle, evet. Keşke listeyle gelseydim, evet, yaptıklarımız. Evet. Ama şey, mahalledekiler de görüyorlar bugüne kadar. Herkes neler görüyor, yapıldı. Yani sadece mahalledekiler değil, tüm Denizli kamuoyu görüyor sizi. Başarılı bir şekilde götürüyorsunuz maşallah. Allah nazardan saklasın. Kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık gözetiyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi hatta Cem Yılmaz da diyor ya erkeğin bir üst modeli diye, ben bunu kabul ediyorum. Erkeğin bir üst modeli kadınlar. Peki şimdi önümüzde de Mart ayında da bir seçimler var. Nasıl, hı-hı, hazırlanıyor musunuz? Var, adaylık var mı? Adaylık tabii ki var. Ben bir dönem daha muhtarlık yapmak istiyorum çünkü eksiklerim kaldı. Altyapı, üst yapı sorunlarımız var. Sürekli su problemi yaşıyoruz. Yollarımız çok kötü bir durumda ama altyapı olmadan üst yapıya girilmesinin bence bir mantığı yok. Çünkü 3 ay sonra yine aynı durumda olacak. Ama biz bunun sözünü aldık. Pınar Kent artık zaten merkezde de altyapı üst yapı çalışmaları neredeyse sona geldi. Birkaç bölge kaldı ve bizim ilk sırada olacak büyük ihtimalle. Siz Honaz'a mı daha yakınsınız Pamukkale'ye? Biz Honaz'a daha yakınız ama Honaz'a ulaşımda eğer kendi aracın yoksa biraz daha zor oluyor tabii ki. Şimdi önümüzdeki dönem adaysınız tekrar. Peki hedeflerinizi de sıraladınız, ilk baştaki hedeflerinizi. Sosyal olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Var mı sosyal planlarınız? Sosyal olarak ben aslında şunu istiyorum. Mahalle çok çalışan kesim çok fazla var. Ne yazık ki sosyalleşebileceğimiz bir alan yok. Mahalle sakinlerim çok iyi bilirler. Kartalkaya Parkı dediğimiz bir park var. Oranın yolu 66 sokak, Fıratcan sitesine, Atatürk Caddesi'ne bağlanıyor. Size nasıl diyeyim, bu Şahin Tepesi'nin olduğu yer gibi, aslında Seyir Tepesi gibi. Önü hiçbir zaman kapanmayacak bir alana sahip ve yüksek kesimde. Oranın güzel böyle ağaçlarla donatılmasını istiyorum. Oradaki park bir çay bahçesi olabilir. İnsanlar işlerinden geldikten sonra çocuklarıyla birlikte orada vakit geçirebilirler. Aynı zamanda bizim yine sosyal yaşam tesisi olarak yapılan yerde de açık hava sinemaları, konserler ufak tefek böyle, aynı zamanda bizim mahallede işte gitar çalan çocuklarımız, sanatçılarımız, aslında ses sanatçılarımız falan da var. Böyle güzel etkinlikler yapmak istiyoruz. İnşallah. Şimdi ben muhtarlığa, yani muhtarlığın özüne, özlük haklarıyla ilgili biraz sorular sormak istiyorum size. Da ondan ziyade iş yükünden bahsetmek istiyorum. Nasıl tebligatlarla aranız? Tebligatlarla aram benim çok aslında diğer muhtarlara göre çok kötü değil. Neden değil? Postacımız zaten dağıtıyor. Ben 7-24 oradayım. Yani zaten tebligatlar yapıştığında kapıya arıyorlar. Muhtarım hani biz gelemeyeceğiz, getirme durumunuz var mı dediklerinde bile ben aslında götürebiliyorum. Ya bazı muhtarlar çok muzdarip biliyorum. Biliyorum. Ama benim muzdarip olduğum şu konu var. Aslında bunu bütün muhtarlar için de belki dile getirmiş olacağım. Yapılan kömür yardımları ya da işte maddi destek yardımları kesinlikle muhtarlarla alakalı bir durum değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. İşte muhtara söyleseydiniz o yapardı durumlarında. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gidildiğinde orada TC kimlik numarası ile bütün mal varlığın ya da ihtiyaç durumun orada ortaya çıkıyor. Hani muhtara sorulmuyor bile, biz buna yardım edelim mi noktasında aslında bizler çok geride kalıyoruz. Eskiden sorulurdu ama, değil mi böyle yani? Ben yine sorulmasından yanayım. Aha. Yani çünkü orayı bilen, sürekli iç içe olan kişiler aslında siz muhtarlar. Dersiniz. Ama şöyle bir işte orada parantez açmak istiyorum.
Muhtarlara hiçbir zaman sorulmuyor. Ancak Ramazan ayında gelen ufak tefek yardımlar olursa, bizler bunu gerçekten tespit ettiğimiz, durumu çok kötü olan insanlara rencide etmeden, böyle gizliden, hatta ben mümkün olduğunca gece yarısı götürüp teslim etmek istiyorum, Hem oradaki insanı rencide etmeden, hem de karşıdan gören kişi hani bana yok mu muhabbeti olsun istemiyorum açıkçası. Evet. Peki çok böyle maddi durumu zayıf insan var mı ailenizde? Pınarkent'te var. Hani Pınarkent zaten şey değil, çok böyle zenginlerin... Uydu mahalle zaten yani. Yani şeyde organize sanayi bölgesinde çalışan, asgari ücretle çalışan insanlar genelde orada oturmayı tercih ediyorlar yakın olduğundan dolayı. Hani orta gelirli ama tabii çok düşük gördüğüm ne yazık ki insanlar da var. Ama bir şekilde hani hep beraber destek olmaya çalışıyoruz. Destek olmadan kayıtta ben şunu demek istemiyorum. Hani gidelim hazır bir şeyler verelim değil. İş bulalım, bir yere kazandıralım. O aşamada olsun istiyorum açıkçası. Peki bu ikametgah eskiden verirlerdi, şimdi onlarlarınız nasıl? Yapıyor musunuz yine? Yani ikametgah belgesi evet ben veriyorum. Normalde E-Devlet'ten her şey yapılabiliyor. Evet. Ama mahallemde ben çok insanları yormak istemiyorum ya. E-Devlet'ten bile çıkmış olsa gelin diyorum, benim muhtarlığımda halledelim. Hiç sıkıntı değil, yardımcı olmaya çalışıyorum. Özellikle yaşlı kesim değil mi? Tabii yani şimdi şeyde de aslında sıkıntı var. Elektrik kesildiğinde ya da su kesildiğinde aranacak bir numara var. Ama orada bile aslında insanlar beni arıyor. Ben arayıveriyorum sürekli. Mutlaka su idaresinde de, elektrik idaresinde de artık tanış oldunuz. Görevliler vardır. Direkt onlarla bağlantı kurarak. Direkt oradan artık çözmeye çalışıyoruz. Artık iyice pelesenk olmuştur. Peki maaşı yetiyor mu? Muhtarların maaşı yeterli mi şu anda? Muhtarların maaşı şu anki ekonomiye göre bakıldığı zaman aslında hiç kimsenin maaşı hiçbir şekilde yeteceğini düşünmüyorum ben. Benim maaşım, ben parayı çok sevmiyorum ya. Evet, evet. Yani normalde eski işimi yapıyor olsaydım şu anda biraz daha farklı olurdum ama erkek muhtarlara göre bizlerin durumu çok daha farklı. Ben şunu demek istiyorum, erkek muhtar bir şekilde evini geçindirmek zorunda. Eğer ikinci bir işi yoksa o evi geçindirmek asgari ücretle mümkün değil. Ama benim öyle bir durumum yok. Eşim var, evi geçindirecek kişi kendisi. Ben sadece destek oluyorum. Sağ olsun, o da bana çok destek oluyor. Bir şekilde yuvarlanıp gidiyoruz bizler. Ben bir de şey soracağım. Cumhurbaşkanı yer yer muhtarlarla toplantı yapıyor. Siz de gittiniz mi hiç külliyeye? Evet. Neler yaptınız? Kaç defa gittiniz? Nelerle? Siz orada neler yapıyorsunuz? Yani halkımızla... Ben 2019 yılında ilk Muhtarlar Günü'nde gitmiştim aslında. O zaman çok şanslı bir gruptaydım ben. İçişleri Bakanı'yla konuşma fırsatı yakaladım. Pınarkent Mahallesi dediğim gibi çok kozmopolitik bir mahalle olduğu için aslında çok sıkıntı yaşıyorduk. Pamukkale jandarmaya bağlı. Herhangi bir işlem olacak olduğu zaman başkarcıya gitmesi gerekiyor ve bu insanı inanılmaz yoruyor. Ben orada aslında şeyi de kopardım. Pınarkent'te şu anda karakol yapılacak. Ya bilmiyorum, hani yine diyorum, doğru zamanda doğru dille istenildiği zaman aslında hiçbir şeyin imkansız diye bir durum söz konusu değil. Daha sonra Cumhurbaşkanlığına gittiğimde de doğalgaz sıkıntımız vardı. Milletvekillerimizle falan görüşme olanağı sağladık. Bizi misafir ettiler. Orada da o işi koparıp geldim. Yani ben gittiğimde hiçbir zaman boş dönmedim ya. Evet. Tabii dolu dolu bir programımız geçti. Çabuk geçti. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Şöyle, beni dinledikleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerime de şunları demek istiyorum. Onlar var olduğu sürece ben her zaman onların yanındayım. Hepsini çok seviyorum. Tekrar adayım, takdir onların. Her zaman derim, onların kahırları da, lütufları da benim başım üstüne. Diğer muhtar adaylarına da başarılar diliyorum. Doğru olan kazansın. Teşekkür ederim sizlere de. Evet, Demokrasi Meydanı programı izleyenleri, pozitif ayrımcılık yapan bir programla daha karşınızdaydık. Bugün farklı bir konuğumuz vardı. Pınarkent Mahallesi Muhtarı Özlem Çağlar hanımefendi. Kendisi mahallede neler yaptı? Bir kadın olarak nasıl mücadele ediyor? Onları bizlere aktardı. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.